Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir programda daha beraberiz. Gündemde öne çıkan konuları vakit yettiğince ele almaya çalışacağız. Efe Hocam merhaba. İyisiniz umarım. Merhaba Ümit Bey. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hemen gündeme başlayabiliriz. Tamam. Herhalde en sıcak gündemlerden biri, geçen programımızda da konuşmuştuk. Taksim'de patlayan bomba, seçimle ilişkisi, 2023 seçim dönemi. Ne olsa seçimle bir şekilde irtibatlı olma ihtimali yüksek. Çünkü 2015 sürecini yaşamış insanlarız hepimiz beraber. O süreçte siyasetin nasıl bombalarla şekillendirdiğini görmüştük. Onunla ilgili tartışmalar, gündemler devam ediyor. Suriye'ye operasyon var. Önce Rusya sıcak baktı, sonra işte kara operasyonuna dönüşmesin diye engellemeye çalışıyor. Amerika kaygılarını ifade etti falan. Fakat şeyle ilgili o Taksim'de bomba eylemini, bombalama eylemini yapmakta suçlanan kişiyle ilgili Suriye'deki Kürt grupların PKK ile ilişkilendirildiği için terörist diyor Türkiye yaklaşımına göre. O komutanı Mazlum Kobane önemli bir açıklama yaptı o şahısla ilgili. PKK'lı dedi biliyorsunuz Taksim'deki bombalama eylemini yapan kişi için Türkiye. Hatta işte anında yakaladılar. Birçok soru işaretleri vardı. Bunları daha önce konuşmuştuk. Fakat Mazlum Kobane'nin açıklaması önemli. Diyor ki üç kardeşi IŞİD saflarında savaşmış biri. Bir kardeşi de ÖSO komutanı. Yani PKK ile SDF ile YPG ile falan bir ilgisi yok diyor. Yani bu çok çarpıcı değil mi Efe Hocam? Bu arada PKK'nın da bu şeyle saldırganla ilişkisini, o olayla ilişkisini reddettiğini, kabul etmediğini hatırlayalım. Evet, kesinlikle çok çarpıcı ve aynı zamanda tabii başka şaibeler de var. Yani Mazlum Kobane'nin bunu açıklaması çok enteresan bir durum. Bundan yaklaşık bir hafta önce, yani bu olay olduğundan hemen 1-2 gün sonra bir işte bu kadının, yakalanan terörist olduğu iddia edilen kadının kız kardeşi ya da ablası Somali'den çıkıp dedi ki bu benim kız kardeşim, bu yapan kişiyle ilgili. Şimdi kadının Kürtçe bilmediğini biliyoruz. Kadının Kürt olmadığını biliyoruz. Kadın fenotip olarak baktığınız zaman zaten yani şeye benzemiyor. Ne bileyim, Doğu Akdenizli veya Orta Doğulu veya işte Ön Asyalı bir tipi yok kadının. Kadın bildiğiniz Afrika görünümlü birisi, siyahi birisi. Dolayısıyla ciddi şaibeler var. Dolayısıyla Mazlum Kobani'nin işaret ettiği husus şu. Birincisi, kadın Türkiye'nin bugün kontrol altında olan bir bölge var. O bölgeden geldiği iddia ediliyor. Yani bu saldırının o bölge menşeli olduğu iddia ediliyor. İkincisi de kadının ailesinin IŞİD'le bağlantılı olması, kendisinin de sosyal medya profillerinin daha çok işte İslami cihatçı görünümde bir profilde olması, Kürt hareketiyle bir alakası olmadığını zaten işaret ediyordu. Biz bunu daha önceden de yorumlamıştık ama Mazlum Kobane'nin açıklaması bunun üstüne çok daha önemli bir bilgi Evet. sunmuş oldu. Dolayısıyla evet, dediğiniz gibi çok tehlikeli bir durum. Demek ki Türkiye bunu istediği şekle sokmaya çalışıyor. Yani olan olayı farklı bir mecraya çekerek Kürtlere bağlamaya çalışıyor. Zaten hemen arkasından da daha önce konuşuyorlardı Suriye'ye saldıracağız falan. Sonra operasyon başlattılar. Suriye'yi uçaklarla bombalıyorlar. İnsansız araçlarda, hava araçlarıyla bombalıyorlar. Kara operasyonu da gündemde olduğunu söylüyor Ankara'daki yetkililer. Yani bunun seçimle irtibatını hani insanlar 2015 tecrübesinden dolayı kuruyor. Biz de bunu programlarımızda altını çiziyoruz. Fakat yani birilerinin irtibat kurmasına gerek kalmadan Erdoğan kendisi söyledi bunu. Son konuşması çok çarpıcıydı. Onun üzerine konuşmadan önce isterseniz bir dinleyelim. Erdoğan'ın konuşmasına bir kulak verelim. Açıkça ağzından baklayı çıkarmış. Yani sandıktan falan bahsediyor. Terörden bahsettiği bir konuşmanın içinde anında hemen sözü sandığa seçime getiriyor. İstiklal Caddesi'ndeki terör eylemini bu terör örgütleri neyle izah edecekler? En ufak bir açıklamalarını duydunuz mu? Konuştular mı? Ne ana muhalefet, ne yavrusu
Konuştu mu? Konuşmadı. Konuşacak sözleri yoktu onun için. İşte bu bakımdan ben orada şehit edilen o 3 yaşında 4 yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım derken aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım. Evet Efe Hocam, ne diyorsunuz? Yani ben bu kadar aşağılık, bu kadar kefade bir durum olamaz diye düşünüyordum ama artık her defasında yani şaşırmıyoruz aslında. Yani büyük bir utanç gerçekten. Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olan bir insanın orada hayatını kaybetmiş küçük bir yavru için böyle bir cümle kurması ve onun ölümünü siyasi ranta çevirebilecek böyle bir stratejiyi gündeme getirmesi. Yani oradaki o dökülen kanla, o küçük yavrunun kanıyla kendi partisine veya kendisine verilecek oylar arasında korelasyon kuruyor. Buna ne denir bilmiyorum. Yani gerçekten korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Basiretli insanların bunu gördüğüne inanmak istiyorum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren, Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren ya da ulusalcı, Avrasyacı bir dünya görüşüne inanan insanlar da insan sonuçta. Bunlar da bizim memleketimizden kardeşlerimiz hepsi. Yani aynı topraklarda yetiştik, büyüdük. Ya bizim kültürümüzde, bizim ananemizde, örfümüzde, bizim hayat biçimimizde, dünyaya bakışımızda böyle bir şey çok ayıp kaçar. Yani böyle bir şey söylemek, bunu mahallede birisi söylese ya evladım veya işte kardeşim bak böyle yapma, çok yanlış yapıyorsun falan diye gelir, işte esnaf uyarır, oradaki o işte abiler, ablalar, insanlar uyarırlar. Bilemiyorum bu cumhurbaşkanını kim uyaracak? Bu çok yani gerçekten korkunç bir şey. Hani siyaseti bir kenara bırakalım, bu rejimi bir kenara bırakalım. Bu insani anlamda çok sorunlu olan bir tavır. Bilemiyorum ne olacak sonucunda. İnsanlık dışı, insanlık dışı. Fakat hocam önemli olan tarafı şu. Yani birçok insan hani 2023'e yaklaşıyoruz. Hani bomba ilk patlayınca acı tabii. Terörü lanetliyoruz. İnsanların, sivil insanların hiçbir alakası olmayan, ne siyasetle, ne AKP'yle, ne muhalefetle ilgisi olmayan insanlar netice itibariyle hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hiç konuşulmayacak kadar berbat, acı, vahim bir durum. Fakat yani bunun içinden siyaset çıkarmaya çalışmak, herkesin aklına geldi bu maalesef. Şimdi yani hani bazen diyorduk ya, şey mi yapıyoruz yani, acaba kantarın topuzunu kaçırıyor muyuz? Yani belki de rolleri yok. Belki de yani bu terörün olmasını engelleyebilirlerdi. Fakat işte imkanları yetmedi falan. Fakat adam çıkıp şahıs kendisi söylüyor. Yani o minicik bir çocuğun kanı yerde kalmasın ve sandıkta da artık ne yapacağınızı bilirsiniz diyor. Hakikaten insanlık dışı, utanç verici bir tablo. Türkiye için çok 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 aşağılık bir durum. Bu arada yine devletin cumhurbaşkanı, ülkenin cumhurbaşkanı olarak olan bir sıfat taşıyan, o sıfatı taşıyan kişi bu 2 dakikalık, hatta 2 dakikadan daha az, 1 dakikalık konuşmanın içinde yalan da söylüyor. Onu da altına çizelim. Efe Hocam biliyorsun CHP'nin önergesi oldu meclise. Taksim'deki bu bombalama eyleminin, bu terör eyleminin araştırılması için meclise önerge verdiler, soru önergesi verdiler. Fakat ne oldu? AKP ve MHP'nin oyları reddedildi. Peki Erdoğan burada ne diyor? Muhalefet konuştu mu diyor. Bir şey söyleyecekleri evet. Söz yok diyor. Yani evet. neresinden baksan utanç verecek hocam. Yani korkunç, korkunç. Gerçekten yani madem konuşulmasını istiyorsunuz ve muhalefeti de sıkıştırmak istiyorsunuz. Yani muhalefetin ne alakası var bu arada şeyle? Yani terör saldırısı olmuş, önlemeyen iktidardır. Bir Allah'ın tabii. Kulunun istifa ettiği falan var mı? Yok. Tabii. Bir sürü çelişkili bilgiler, nereden geldiğine dair bombacının, ne kim olduğuna dair bir sürü çelişkili bilgiler var. Yani onlar eylem sonrası, ya eylemin gerçekleşmesini önlemek muhalefetin görevi mi? Yani İstanbul Emniyet Müdürü'nü muhalefet mi atıyor? MİT'in başında muhalefetin belirlediği birisi mi var? Ne diye muhalefeti suçluyorsun bundan dolayı? Muhalefet tabii ki bir
bir beceriksizlik var, bir fiyasko var. Taksim gibi Türkiye'nin en görkemli, en güzel yerlerinden birine bomba patlamış, insanlar hayatını kaybetmiş. Muhalefet tabii ki soru soruyor, demokrasi olduğunu varsayarak. Sonra sen yalan söylüyorsun, diyorsun ki muhalefetin söyleyecek sözü yok. Fakat mecliste bu meselenin konuşmasını sen engelliyorsun. Evet. Şimdi çok enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. Olayda ya kasıt var ya ihmal var. Çünkü birincisi eylemi yaptığı iddia edilen kadın, yani yaka paça yakaladıkları bu biraz önce bahsettiğimiz kadın, Suriye'den giriş yaptığı iddia ediliyor. Bu kadının Suriye'den illegal bir şekilde Türkiye sınırından giriş yaptığı iddia ediliyor. Ve Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanı olacak Süleyman Soylu'nun ifadesine göre 4 aydır Türkiye'de ikamet ettiğini söyledi kendisi. Fakat sonradan biliyorsunuz gittiler kadının yakalandığı mahalledeki işte evet, bakkalla, kasapla, esnafla röportaj yaptığı basın mensupları. Ve şunu öğrendiler ki kadın aslında bir seneyi aşkın zamandır o bulunduğu evde, aynen, mahallede kalıyor. Şimdi bakın, kadın illegal Türkiye'ye giriş yapmış, illegal girdikten sonra bir yıl Türkiye'de kalmış mı? Kalmış. O bir yıl kaldığı süre içerisinde ev tutmuş mu? Tutmuş. Ev tuttuktan sonra iş bulup vergisiz, kayıtsız, kuyutsuz çalışmış mı? Çalışmış. E şimdi Cumhurbaşkanı olacak adam diyor ki muhalefet. Ya arkadaş, sen adamsan ve devletsen, illegal giriş yapan bir Suriye vatandaşı olduğunu iddia ettiğin kadını niye engellemedin bir? Hadi onu engellemedin. E kadın Türkiye'de ikamet etti. Sen niye onun ikamet ettiği yerde bulup yakalamadın iki? E kaçak işte çalışmış, sen niye kaçak işte çalıştığını bulup tespit edemedin? 3. Yani sorular. Bu ihmal varsa, ihmal ihtimali dedik ya, ihmal varsa. Fakat bütün göstergeler şunu ortaya koyuyor Hamit Bey. Burada ihmalden öte bir şey var. Yani ihmal ile açıklanabilecek bir durumun çok ötesinde bir durumla, fecaatle karşı karşıyayız. O da şu. Şimdi kadının Somalili, siyahi, IŞİD'e sempatizan olan veya IŞİD mensubu olan bir insan olduğu anlaşılıyor. Fakat buna karşın kadının Kürt olduğunu, Suriye'deki Kürt hareketiyle ilintili olduğunu iddia ediyorlar ve bunu da PKK ve HDP üzerinden, özellikle HDP'nin altına oymak için, seçimlerden önce HDP'yi yasaklayabilmek için kullanıyorlar. Ve aynı şekilde CHP'yi ve diğer muhalefeti de buradan suçluyorlar. Yani kasıtlı bir şekilde şöyle düşünün, ortada bir ceket var, Türkiye bu ceketi pantolon olarak giymeye gayret ediyor. Yani gözümüzün önünde bir sirk maymunu gibi olmayan bir, aynen, durumu insanlara sunuyorlar. Peki ben şunu merak ediyorum, ya bu bir terör saldırısı, insanlarımız öldü, normal bir devletin bu terör saldırısının arkasında kim varsa onu ortaya çıkarması gerekmez mi? Yani bunu ben illa bir yerlere bağlayayım diye hareket edilir mi? Bu çok saçma bir şey. Demek ki bunu yapan devlet buradan bir menfaat elde etmek istiyor. Cumhurbaşkanı da onu söylüyor zaten. Oylarınızı esirgemeyin demeye getiriyor. Yani kanla oy arasında bağlantı kurmuş bir cumhurbaşkanı var. Şuraya geliyoruz. Yani demek ki bunlar bunu dizayn etmiş de olabilirler. Yani sınırın öbür tarafına 3-4 adam gönderirim, oradan 3-4 füze attırırım, savaş başlatırım diyen MİT müsteşarı olduğu ülkedeyiz. Bunu kime söylüyor? Davutoğlu'na, dönemin başbakanına söylüyor bunu utanmadan adam. Şimdi bu adamların neler yaptıklarını 2015 Haziran ve Kasım seçimleri dönemindeki o ara dönemde gördük. Sonrasında 15 Temmuz'da gördük. Bir sürü abuk subuk olaylar var. Şimdi adam, muhalefet partileri gelmiş, diyor ki biz bu terör saldırısını bir komisyon kurup araştıralım. Bundan güzel bir şey var mı? Yani muhalefet diyor ki bak, ben bu konuda seninle beraber hareket etmeye hazırım çünkü burada ortak bir menfaat var, halkımızın güvenliği söz konusu diyor muhalefet Erdoğan'a. Erdoğan da ne yapıyor? AKP'nin ve MHP'nin oylarıyla bu teklifi reddediyor. Aynı şeyi ne zaman yaptılar Hamit Bey? 15 Temmuz'da da aynı şeyi yaptılar. Bakın muhalefet dedi ki ya biz bu komisyonu işletelim. Hulusi Akar'ı, yani o dönemin Genelkurmay Başkanı'nı, Hakan Fidan'ı, şu anki ve o dönemin MİT Müsteşarı'nı davet edip konuşmak istediler. Bu adamlar icabet edip de o meclis soruşturmasına gelmedi. Sonra da o soruşturmayı kadük hale getirdiler, iptal ettiler. Dolayısıyla bu adamlara hiçbir güven olmaz. Bunu yöneten, bugün Türkiye'yi yöneten bu güruh, bu ahali
bizzat güvenlik tehdidi. Yani bunların başka bir güvenlik tehdidini bırakın engellemeyi, bunlar kendileri güvenlik tehdidi haline gelmiş vaziyetteler. Maalesef yani bir bilgi de biliyorsunuz Taksim bombacısı denilen kişinin aslında emniyet tarafından dinlendiği, izlendiğine dairdi. Demek ki ellerinde çok fazla bilgi var. Yani bir şeyin ortaya çıkmasından korkuyorsan o işin içinde rol almış olma ihtimali yüksektir. Yani şimdi evet. CHP ve meclisteki diğer muhalif partiler hadi kardeşim gelin bunu araştıralım. Gerçek neyse ortaya çıksın. Hani utanacaksak biz utanalım ise. Aynen. Diyelim ki HDP bağlantısı çıktı, PKK bağlantısı çıktı. O zaman muhalefetten diyelim ki bir sıkıntı yaşayacak. Ama onlar diyor ki hayır gelin araştıralım nereye varacaksa varsın. Fakat siz iktidar olarak, iktidar partileri olarak, ortaklar olarak bunu engelliyorsunuz. Ve sonra da gelip işte az önce dinlediğimiz konuşmada olduğu gibi yalan söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki muhalefetin söyleyecek bir sözü yok, bir şey konuşmuyorlar falan. Gerçekten yüz kızartıcı, utanç verici bir tablo. Bu arada biliyorsunuz Karkamış'a bir roketli saldırılar oldu. Aynı şeyi hatırlatan yani o Dışişleri Bakanlığı'nda MİT Müsteşarı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay 2. Başkanı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ferdi Sinirol'un olduğu o konuşmada geçen şeyi hatırlatırcasına roket saldırısı oldu Karkamış'a. İnsanlar vefat etti. İçlerinde çocuklar var, bir öğretmen var. Oraya bunu birazcık konuşacağız ama bununla ilgili de ilginç gelişmeler var. Ümit Özdağ yine bir muhalefet lideri olarak gitmiş ve insanlarla konuşmaya çalışıyor falan. Normal bir gezide bulunmuş yani bir ziyarette bulunmuş ve bir tür saldırıya uğramış ve bir dükkana girerek o saldırganlardan, provokatörlerden kendini korumaya çalışmış Ümit Özdağ. Ümit Özdağ'ın siyaset tarzını, göçmenleri bir sorun gibi göstermesini, bir sürü başka yaklaşımlarını falan destekliyor değilim. Fakat bir muhalefet partisi liderini beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bir saldırıya uğraması normalde o ülke yönetenleri üzmesi gereken bir şeydir değil mi? Fakat kesinlikle. Erdoğan çıkıyor diyor ki bu daha iyi günleriniz diyor. Bir particik diyor. Aşağılıyor yani. Bakar mısınız? Yani hakikaten hocam bu şeyi de ciddi tartışması lazım Türkiye'nin. Yani partili cumhurbaşkanı hakikaten Türkiye'nin kaldıracağı bir siyaset tarzı değil. Yani siz cumhurbaşkanı ülkenin tümünü temsil ediyor değil mi? Devleti temsil ediyor. Ve çıkıyor rakibi durumundaki birisine böyle aşağılıyor yani. Particik diyor. Ya başına bir şey gelmiş olsa demek ki sevinecek yani. Diyor ki particiğin bir particik gitmiş ziyarete işte şey yapmış dükkana sığınmış bir iş yerine sığınmış kendini kurtarmış daha bu iyi günleriniz diyor. Bunu yani bir devlet adamının ağzında nasıl görüyorsunuz hocam? Böyle bir memleket olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Ne diyorsunuz? Şimdi devletle mafya arasındaki fark hukuk. Yani devlet ancak devleti yönetenler hukuka tabi ise, hukuk onları da bağlayıcıysa devlet olabilir. Eğer devletin başındakiler hukuka tabi değil, hukukun üstündelerse, hukuku kendi kafalarına göre manipüle edebiliyorlarsa bugünkü tablonun ortaya çıkması kaçınılmaz. Dolayısıyla başkanlık seçimi, başkanlık sistemi parlamenter sistemden çok daha az denge unsurları içeriyor. Yani başkanlık sisteminin olabileceği bir ülkede öncelikle çok iyi bir anayasal mimari kurmak lazım ve denge ve balans olaylarını çok iyi ayarlamak lazım. Yani kontrol ve denge meselesini çok iyi ayarlamak lazım. Aktif bir meclis kontrolü ve bağımsız bir yargının olması ve çok yerleşmiş özgürlüklerin özellikle medya özgürlüğünün olması lazım. Türkiye'de bunlar olmadan güçlendirilmiş bir başkanlık sistemi ortaya kondu. Yani Cumhurbaşkanı'nın bir taraftan anayasa gereği tarafsızlık gibi bir rolü var. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı seçilerek icraî bir pozisyon haline geldi. Başbakan Cumhurbaşkanlığına katılmış oldu. Yani Başbakan'ın yetkilerini de Cumhurbaşkanı'na verdiler. Dolayısıyla şu an Türkiye'de başkanlık sistemi var. Yani Erdoğan'ın Ümit Özdağ hakkında böyle bu şekilde konuşması tabii ki tasvip edilebilecek bir şey değil. Ama Cumhurbaşkanı'nı böyle bir karar alıcı pozisyona getirince İster istemez de siyasetin orta merkezine bırakmış oldular. Yani bu cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanlığını siyasetin orta yerine yerleştirdiler. Şimdi Erdoğan
ne halkı birleştirebilecek çapta bir siyasetçi. Çünkü Erdoğan'ın en önemli getirisi halkı kutuplaştırarak o kutuplaşmadan siyasi anlamda nemalanmak. Ve bunun için her fırsatı kullanıyor. Dolayısıyla iktidara geldiği günden bu yana biz ve ötekiler diye ayırdı ve kendini yerli ve milli olarak tanımladı. Kendi ve kendi partisi dışındakilerin her birini anti yerli, anti milli olarak tanımladı. Dolayısıyla Erdoğan'a göre siz, biz, işte Kürt siyasi hareketi, liberaller, AB yanlıları, yani bunlara karşı olan kim varsa, ulusalcılar kısmen, bunlar ötekileştirildiler. Yani şimdi bir işin bu boyutu var. İkinci boyutu, ya şiddeti nasıl böyle bu şekilde övebilir bir cumhurbaşkanı? Bariz bir İyi şiddet var. Kim olursa olsun. Diyor ya. Aynen, yani iyi günleriniz ne demek? Resmen mafya lideri gibi konuşuyor. Hani mafya babasının tehditkar üslubu gibi konuşuyor. Ya Sedat Peker bile konuşurken böyle bir üslupla konuşmuyor. Yani ben gene şuna atıfta bulunmak istiyorum. Bu adama oy verenler bunu görmüyorlar mı acaba? Yani bu çok kötü bir şey gerçekten. Çünkü biz insanların düzgün insanlar olduğuna inanmak istiyoruz. Ya düzgün insanların bunu görmesi lazım ve bunu yapan bir cumhurbaşkanına ya kusura bakmayın ama ileri gidiyorsunuz. Yani bunu yapmamanız lazım demesi lazım. Ama maalesef böyle bir tablo yok. Başka enteresan açıklamalar da var. Yani devlet konumunda bulunan ve aslında soğukkanlılığının her halükarda korunması ve belli bir mantık çerçevesi içinde konuşmasını beklediğiniz kişiler çok enteresan açıklamalar yapıyorlar. Yine bu Karkamış'ta terör roketli saldırıyla ne olduğunu tam bilmiyoruz. Saldırı sonucu hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Yine yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve her türlü şiddeti kınıyoruz. Efe hocam, bunu tekrar tekrar altını çizmemize bile gerek yok ama tekrar etmekte fayda var. Şimdi o saldırıda vefat edenlerden biri de Ayşenur Alkan diye bir öğretmen, hanımefendi, çiçeği burnunda bir insan. Hiçbir terörle, siyasetle, şununla bununla alakası olmayan bir masum kurbanı diyelim şeyin. Yaşanan süreçlerin. Orayı ziyarete gidiyor Milli Eğitim Bakanı yardımcısı Osman Sezgin. Hatırladığım kadarıyla aslında bir profesör, bir akademisyen, ilahiyat camiasından biri diye biliyorum. Yaptığı açıklama şu Efe Hocam, veya da açıklamasından bir bölüm. Diyor ki öğretmenlik yapıp ölseydi sadece öğrencileri bilecekti diyor. Yani siyaseti bir tarafa bırakalım. Hocam insanlıktan da çıktık herhalde biz. Yani böyle bir açıklama yapmaktan insan utanmaz mı yani? Ne demek öğretmenlik yapıp ölseydi sadece öğrencileri bilecekti. Ne güzel şimdi bak bu saldırıyla öldü, tüm Türkiye biliyor. Yani hakikaten bir kafayı yemişlik hali mi var? Milli Eğitim Bakan yardımcısı sıfatıyla bir insan böyle konuşur mu? Şimdi ölümü yücelten değil, yaşamı talep eden, yaşamı yücelten bir siyaset lazım Türkiye'de. Yani bunlar ölüm üzerinden siyaset yapıyorlar. Ama kendi çocukları bedelli askerlik yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Veya kendi çocukları gidiyorlar Amerika'da okuyorlar. İşte Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde okuyorlar. Şimdi ölüm üzerinden siyaset yapmak çok aşağılık bir şey. Özellikle de başkalarının ölümü üzerinden siyaset yapmak. Yeah. Yani ülkeler bazen problemli dönemlerden geçebilir, sorunlu zamanlardan geçebilir. Terörizm tehdidine maruz kalabilir, savaş tehdidine, iç savaş tehdidine maruz kalabilir. İnsanların bu tip bir durumda bir araya gelerek aklı selimden yana olmaları, şiddeti reddetmeleri ve barış içerisinde ve uzlaşıyla sorunlarına çözüm bulabilmeleri lazım. Şimdi sürekli bir şehadet, sürekli bir şehadet yani... Şehadete korkunç bir övgü var. Ya yani insanların kayıplarını, kamuda yaşanan elim kayıpları, terörizmden veya başka sebeplerden kaynaklanan kayıplara karşı üzülmeleri çok normal. Bu kayıpları işte onurlandırmaları, bu insanların kaybından dolayı ailelerini teselli edebilecek cümleler kurmaları da çok normal. Ama bunları siyasete meza haline getirmek veya bunları dini retorik üzerinden veya kültürel retorikler üzerinden siyasete meza haline getirmek, oy çekmek amacıyla veya kendi pozisyonlarını kuvvetlendirmek amacıyla bunlar çok aşağılık şeyler bence.
Ve bunlar şahsiyetle alakalı olaylar. Yani bunun bir okulu yok Hamit Bey. Yani bu okulda insanlar öğretmenlerinden ya böyle şahsiyetsizlikler, edepsizlikler yapmayın diye öğrenemezler. Okulda öğrenilmiyor. Bunların ailede öğrenilmesi lazım. Veya sosyalizasyon süreci içerisinde normal erişkin insanların bunları öğrenmiş olmaları gerekiyor. Bunları öğrenmeden bırakın normalde bir erişkin olmayı, ya adam gelmiş milli eğitimin başında çok önemli pozisyonlardan bir tanesinde. Diyeceksiniz ki armut dibine düşer. Cumhurbaşkanı böyle olan bir ülkede de milli eğitim müdürü böyle laflar eder. Yani şimdi Cumhurbaşkanı geliyor, ölen kızcağızın o 4 yaşındaki bebeğin kanı üzerinden oy sandığına işte aman bak oy sandığı da önemli bizim için mesajı veriyor. Bakın işte şu fotoğraf da daha önceden şehit cenazesinde dirseklerini yaslamış şehit cenazesinin bakın o tabutun içinde ölmüş bir asker var. Yani utanmazlık bu boyutta olduğu zaman atalarımız çok güzel söylemişler. Balık baştan kokar, boşu boşuna söylenmemiş. Bu tabii ki uskumrudan, hamsiden, lüferden bahsetmiyor atalarımız burada. Balık baştan kokar derken bir toplumun başındaki yönetici Maalesef. eğer bu tarz bir çiğlik, bu tarz bir edepsizlik yaparsa en alt kademelere kadar bu edepsizlik bir çığ gibi büyür, sirayet eder, etki eder. Dolayısıyla tekrar vicdanlara seslenmemiz lazım. Bu partiler üstü bir şey. Bu ahlakla alakalı, etikle alakalı bir olay. Buna tepki koymamız lazım. Hocam şey ne oldu? Yani bunlar HDP ile AKP bayağı bir düşmanlaştırma siyaseti izliyordu. Hatırlıyorsunuz. Selahattin Demirtaş'ı yıllardır hapiste tutuyorlar bu çerçevede ve Erdoğan her defasında HDP aleyhine konuşup duruyordu. Fakat yine bu 2023'e yaklaşırken ilginç bir çıkış yaptılar. AKP'li bir heyet ki başında Adalet Bakanı'nın olduğu bir heyet HDP'yi ziyaret etti. İşte Bahçeli de aynı şekilde Erdoğan gibi habire HDP'ye küfrederken, hakaretler ederken ya iyi oldu falan dedi bu ziyaret. O ziyaretten sonra sanki o ziyaret yapılmamış gibi şimdi tekrar şeye başladılar. Yani HDP'ye karşı böyle bir Kürtlere karşı bir söylem değişikliğine sert söylem işte operasyon vuracağız, öldüreceğiz, bir gece ansızın gelebiliriz falan gibi bir şey. Acaba o pazarlık çabası boşa çıktı da ondan mı tekrar eskiye döndüler? Sizin bir değerlendirmeniz var mı? Yani niye vazgeçtiler HDP ile veya Kürtlerle daha yaklaşan, daha yakın, daha sıcak bir sempatik siyaset yerine tekrar böyle saldırgan bir üslup kullanıyorlar? Yani istediklerini mi alamadılar acaba HDP'den Şimdi 2023'e şöyle bir yaklaşan? evet. Şimdi şöyle bir tespitle başlamak lazım herhalde. Kürtlere ve Kürtlerin oylarına ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü Kürtler kilit pozisyonda şu anda. Ve Kürtlerin de çok büyük bir çoğunluğu HDP'ye destek veriyor doğal olarak. Şimdi HDP ile ya işbirliği yapacaklar yani bir uzlaşı bulacaklar ve HDP'nin kendi seçmenini Erdoğan'a ve bugünkü işte ittifaka MHP, AKP ve Erdoğan ve derin devlet arasındaki ittifaka yönlendirecekler ki bu çok zor bir şey. Yani ciddi bir siyasi mühendislik isteyen bir durum. Zaman yok buna ve Kürtler buna güvenir mi bilemiyorum. Yani bu çok ciddi bir soru işareti. Diğer taraftan bir başka olasılık var. Madem bana oy vermeyecek gibi gözüküyorlar, o zaman biz bunları yasa dışılığa itelim. Yani ne yapalım? İşte HDP'yi gayrimeşru ve yasa dışı ilan edelim. Bunun da şartlarını oluşturmaları lazım. Hani bunu böyle durup dururken bugünden yarına gene yaparlar, yapmadılar değil yani biliyorsunuz. Evet, tabii. Yerel seçimlerden sonra HDP'nin neredeyse doğuda yani Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Güneydoğu bölgesinde almış oldukları bütün belediye başkanlıklarını ellerinden aldılar ve yerlerine kayyumları atadılar. Onun dışında 10 Kürt milletvekilini, HDP'li milletvekilini içeri aldılar ki bunlardan bir tanesi de Selahattin Demirtaş. Hala da içerideler bu insanlar. Şimdi böyle bir çerçeve varken tabii ki bunu yani Kürtleri tekrar yasa dışılığa itmeleri de kolay. Böyle bir terör saldırısı organize ederler veya olan bir terör saldırısı varsa da onu manipüle ederek Kürtler bunu yaptı demeye getirirler. PKK bunu yaptı demeye getirirler. Buradan HDP'yi yasaklamaya çalışabilirler. Yani ya işbirliği yapacaklar ya da seçimlerden önce HDP'yi kapatacaklar. Bunu yaptıkları zaman ciddi anlamda bir seçim anlamında bir mühendislik yapmış oluyorlar. Çünkü HDP'den sonra Güneydoğu Anadolu bölgesinde
AKP en çok oyu alan ikinci parti durumunda. Dolayısıyla buradan bir yararlanmayı hayal ediyor olabilirler. Üçüncü bir senaryo da belki AKP ve Erdoğan gerçekten HDP ile işbirliği yaparak işte Kürt sorununu çözüyormuş gibi ikinci bir çözüm süreci başlatıyormuş gibi bir temayül içerisine girmişti. Fakat tabii bir ittifak söz konusu. Erdoğan tek başına yönetmediği için Avrasyacı ekip, yani o MHP ve Avrasyacı ekip, bunlar Şahin Kürt politikaları konusunda. Bunlar düğmeye basarak böyle bir terör saldırısı organize etmiş olabilirler veya devlet içerisindeki etkilerini kullanarak bu terör saldırısı gerçekten PKK tarafından yapılmış olsa bile onu HDP ile ilişkili bir şekle sokup o Erdoğan'ın temayülünü sabote etmek istemiş olabilirler. Birçok olasılık var. Bu rejim bir kapalı kutu olduğu için net bir, yani böyle olmuştur, şöyle olmuştur diyemiyoruz. Hep olasılıklar üzerinden mecburen konuşuyoruz. Ama şu bir gerçek, Erdoğan bu duruma fit olmuş. Yani eğer Avrasyacı kanat bastırıp da ya bak böyle yapamazsın yoksa seni alaşağı ederiz dediyse de oturmuş oturduğu yerde onların dediğini yapıyor yani. Ya da kendisi o Şahin politikaya temayül ediyor. O zaman ama şu soru ortada, sizin dediğiniz gibi. Madem kardeşim sen bunu böyle yapacaktın, bir hafta önce neden Adalet Bakanı'nla AKP'li heyeti gittin, HDP'lilerle görüştürdün, kameralar karşısında el sıkıştırdın, birbirlerine oturup çay kahve içtirdin. Ya, şimdi bu adamlar teröristse sen niye teröristlere öyle bir ekip gönderiyorsun? Adalet Bakanı'nı gönderiyorsun yani. Ve güle oynaya böyle gayet Evet. dostane bir şekilde kameralara poz verdiler. Yalnız Efe Hocam, yani ben Erdoğan AKP siyasetini yapanlar tabii kendileri bilirler ne yaptıklarını biliyorlardır. Fakat arkasından gidenlerin işi çok zor. Yani her gün 180 derece dönüşler, U dönüşleri böyle zikzaklarla yürüyen bir çizgi var. Yani mesela şimdi muhalefeti suçluyor ya HDP'ye yakın olmakla, Öcalan'a bir şey dememekle, ne bileyim PKK'ya yakın durmakla falan. Halbuki çözüm sürecinde öyle lafları var ki bunlar, yani normalde şu andaki yani düzgün yargıçlar olsa bunların hepsinin hakkında terör davası, terör destek, terör sempati falan davası açılması gerekir. Yani o zamanki İçişleri Bakanı Beşir Atalay'dan yandaş gazetecilere, Yalçın Akdoğan, o zaman Erdoğan'ın sağ kollarından, danışmanlarından biriydi falan. Hakikaten işte HDP ile yaptıkları kendi görüşmeler var. Dolmabahçe'de en son ki buluşma AKP iktidarıyla. Yani sonra şartlar değişince 180 derece şey yapabiliyorlar. Yani tam tersi siyasetler izleyebiliyorlar. Bunun en önemli örneklerinden birini de dış politikada görüyoruz. Yani sadece iç siyasette değil. İşte Sisi ile olan o fotoğraf karesi günlerdir konuşuluyor. Haklı olarak insanlar diyorlar ki yani yıllarca Rabia işaretleri yaptın, Rabia söylenleri yaptın, hatta ekranlarda çıkıp gözyaşları döktün, İhvan'a sahip çıktın, darbe Mısır'da yaşanan darbe girişimine karşı çıktın. Fakat ne oldu? Şimdi Sisi ile tokalaşıyorsun diye. Yani insanların bunu sorması çok normal, fakat Erdoğan açısından sıradan bir olay herhalde bu. Yani daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz'un arkasında olmakla suçlarken gitti birdenbire saraylarına, hem misafir etti hem kendisi gitti. Cemal Kaşıkçı gazeteci Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmüştü çok vahşi bir şekilde ve bundan dolayı prensi suçluyordu. Fakat Erdoğan gitti, hiçbir sorun yok gibi prensle tokalaştı, kucaklaştı falan. Yani burada Erdoğan'ın karakteri açısından onunla ilgilenmiyorum da takipçileri açısından nasıl başarabiliyorlar? Yani Sisi'ye karşı çıkıp mursicilik yaparken, rabiacılık yaparken de alkışlıyorsun. Sonra dönüp Sisi'yle kardeş oluyor, işte tokalaşıyor ve bunu da alkışlıyorsun. Yani bunu seçmen, Türkiye'deki insanlar, özellikle AKP seçmeni nasıl hazmediyor ya da Erdoğan nasıl beceriyor her iki durumu da çok başarılı bir şekilde satmayı? Türkiye'deki sistem seçmeni deforme etmiş, laçka etmiş artık. Şöyle ki Cumhuriyet kurulduğundan beri
liderlerin böyle bu tarz 180 derecelik dönüşlerine çok şahit olmuş bir seçmen kitlesi var ve bu siyasi kültür haline gelmiş Türkiye'de. Şimdi bakın, en Kemalist olanlarla konuştuğunuz zaman size laik Türkiye'den, din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmaması gerektiğinden dem vurur. Tamam mı? Atatürk dönemini idealize ederken işte Atatürk'ün laiklik ilkesini anayasaya sokmasından dolayı bütün siyasetini bunun üzerine hatta inşa ederler. Bugün CHP ve ulusalcılar hepsi bunu yapıyorlar. Fakat mesele diyelim ki varlık vergisi olduğu zaman ya da 6-7 Eylül olayları olduğu zaman ya da ne bileyim Türkiye'ye gelip de Hristiyan misyonerlik hareketlerini falan konu geldiği zaman en böyle dipte olan İslamcılardan çok daha refleksleri böyle faşizan bir şekilde bir anda tezahür eder, ortaya çıkar. O kabuk kırılır, kabuğun altındaki o gerçek yapı ortaya çıkar. Ciddi bir böyle batı nefreti, ciddi bir dini anlamda ciddi ön yargı. Şimdi ben mesela şunu söyleyeyim size. Şimdi Cemaat gazetesinde yazıyorum. Cemaatteki insanların biraz nabzını tutabiliyorum. Şimdi bakıyorum hiç böyle bir ön yargı yok. Yani birisi çıkıp ne bileyim işte Türkiye'de bir ne bileyim İncil dağıtsa veya ya ne bileyim işte Ermeni cemaatiyle ilişki kurmak olsun veya işte başka gayrimüslimler ama gayet normal karşılanıyor bu. Ama aynı şey sosyal demokrat kendini zanneden grup için olsa o bir anda kıyamet kopar derler ki ya sen ne yapıyorsun işte seni Batı mı finanse ediyor, bunu kimden fonlanıyor, ya sana ne yani eğer sen laiksen sekülersen sana hani seni rahatsız eden bir durum yok olmaması lazım. Sen devletle ilgileniyorsun, devlet de nötr senin kafana göre. Şimdi Erdoğan'ın seçmeni de aynı böyle bir seçmen. Erdoğan'ın bütün yani yılan böyle giderken S çizerek gider ya yılan. Türkiye'de de siyasetçiler bu şekilde ilerliyorlar. Ya bu şimdi, Türkiye'nin normali mi bu diyorsunuz yani? Türkiye'nin normal siyasi kültürü bu. Lider şimdi dün kara dediğine lider bugün ak derse dün kara derken alkışlıyorlar. Bugün ak dediğinde de alkışlarlar. Dün Mursi'ye pardon Sisi'ye küfrederse bugün de ya kardeşim Sisi derse ya işte dün dündür bugün bugündür. Meşhur Süleyman Demirel'in söylediği gibi. Şimdi uluslararası siyasette normalde biraz böyle çıkarlara bakmak normaldir. Yani ne bileyim işte Türkiye'nin bir menfaati vardır, bir problem vardır. O dönemde ilişkiler gerilir. Fakat sonrasında o ilişkilerin onarılması Türkiye'nin menfaati nedir? Onarırsınız. Fakat Mısır'la ilişkilerin bozulması bir menfaat çerçevesinde falan olmadı. Bir menfaat problemi yoktu ortada. Tamamen ideolojik sebeplerle. Niye? Çünkü Mursi yani Müslüman kardeşlerin lideri olup da işte Cumhurbaşkanı seçilen Mursi Müslüman kimliğiyle yani işte Sünni İslamcı kimliğiyle AKP'nin tercih ettiği, Erdoğan'ın tercih ettiği şahıstı. Şimdi Sisi seküler kimliğiyle ve askeri kimliğiyle eski sistemin ama sana ne? Mısır senin bir vilayetin değil. O eskidendi. Mehmet Ali Paşa döneminden sonra Mısır gitti zaten. Şimdi evet. Mısır'la ilişkilere şöyle bakmak lazım. Başta kimin olduğu beni ilgilendirmiyor. Mısır'la ne bileyim Akdeniz'deki işbirliği, doğalgaz işbirliği, Mısır'la başka türlü ne gibi bir ticaret hacmi varsa bunların önemli olması lazım Türkiye için. Sorun burada. Yani bugün Mısır'la iyi ilişkilere sahip olmaya çalışmalarının işte Sisi'nin etrafında kuyruk sallamalarının sebebi de şundan kaynaklanıyor. Suudi Arabistan'dan kredi alabilmek için Suudi Arabistan biliyorsunuz Mısır'da Sisi gibi daha Müslüman kardeşlerden uzak bir yapıyı istiyor. Suudi Arabistan'ın isteği de şöyle Türkiye bak aman sen bu durumu kabul et biz de sana biraz kredi verelim buradan. Şimdi Dubai şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile kurdukları ilişki de buna benziyor. Yani çünkü neden? Buradan şimdi kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Ne yapıyor? Daha önceden darbeyi evet. desteklediğiyle suçluyordu Birleşik Arap Emirlikleri'ni. Hop bir günde işin içine akçalı işler girdiği anda geri adım attılar. Katar meselesi çok bariz. Bakın Katar'dan 5-6 milyar dolar alabilmek için 10 takla atan, onlara bütün devletin önemli kamu arsalarını, İstanbul'daki en değerli yerleri peşkeş çeken, Karadeniz'de en değerli yerleri peşkeş çeken insanlarla Türkiye onlar tarafından yönetiliyor. Yani şunu sormak lazım ciddiyetle. Ya bunlar yerli ve milli mi yoksa bunlar birilerinin kuklası mı? Bunlar birilerinin kuklası. Reza Zerrab döneminde İran'ın ajanlığını yapıyorlardı. Katar'la ilişkilere ihtiyaç duydukları zaman Katar'ın komisyonculuğunu, emlakçılığını yapmaya başladılar. Birleşik Arap Emirlikleri ile ticareti geliştirmek istedikleri zaman onun askeri oldular. Suudi Arabistan'dan 3-5 milyar dolar alabilmek için de
Gittiler daha önceden tükürdükleri Sisi konusunda Sisi'yle el sıkıştılar. Yani bilemiyorum ne demek Ya lazım artık. yani aslında buradan çıkan şey şu, parayı kim verirse onun düdüğünü çalıyorlar. Aynen öyle. Çünkü yani İran rejimi sıkışmışken Zarrab'dan rüşvet alarak İran rejimini o sıkışmışlığını aşmaya yardımcı oldu Erdoğan ve hükümeti ve Evet. uluslararası yaptırımları, BM yaptırımlarını falan bu şekilde deldiler. Halbuki İran'a bu şekilde yardımcı olurken Türkiye Suriye'deki rejimle yani Esad rejimiyle kavga ediyordu ve İran'da o rejimin en büyük destekçisiydi. Yani en küçük bir Evet. ilke, en küçük bir Türkiye menfaati söz konusu değil o ilişkide. Fakat bunu yapmakta bir sorun görmediler. Şimdi de işte ta Washington Post'lara falan kadar yazı yazdı Erdoğan. Kaşıkçı cinayeti ne kadar vahşi bir cinayettir. Medya özgürlüğü ne kadar önemlidir. O başka bir ikiyüzlük tabii. Kendin içeride gazetecileri hapse tıkıyorsun. Medya kurumlarını kapatıyorsun. Kapılarına kilit duruyorsun. Fakat Kaşıkçı öldürülünce çıkıyorsun. Medya şampiyonu gibi ortalıkta nutuklar atıyorsun. Fakat onlardan da sonra dönmek zorunda kaldı. Çünkü paraya ihtiyacı var. Niye? Ekonomi iflas etmiş. Hazinede para kalmamış durumda. Suudi Arabistan'da para vermek için şart koşmuş. Yani şartlardan biri bu Cemal Kaşıkçı dosyasını kapatacaksın. Yargı bağımsız falan diyor ya bazen Erdoğan, en gülünç açıklamalardan biri. Tak diye bunu kapattılar. Yani Türkiye'de çünkü dava devam ediyordu. O cinayetle ilgili, Kaşıkçı'nın öldürmesiyle ilgili. O dava kapatıldı. Aynı Mavi Marmara davaları nasıl kapatıldıysa İsrail'den birkaç kuruş para alınca onu da kapatmışlardı hatırlayacaksın. Yetmez dedi Yani Kaşıkçı dosyasını kapatmış olman yetmez. Biraz daha tükürdüklerini yalaman lazım. Ne yapman lazım? Sisi'ye bir sürü hakaret edip duruyordun. Sisi'yle de bir tokalaşman lazım. Nitekim onu da yaptı. Ve bunun karşılığında ne almış olacak? Efendim, haberlere çıktı, uluslararası haberlerde yer aldı. 5 milyar dolar Suudi Arabistan Türkiye Merkez Bankası'na depozit yatıracak. Yani borç koyacak aslında. Hibe falan da Evet. değil. Bu kadar yüz suyu döküyorsun, Tabii bu tabii. kadar yalıyorsun. Bari der ki yani Tabii. adam bu para bari hibe olsun değil mi? Karşılıksız falan. Öyle de değil. Tabii. Borç veriyor Tabii. yani. Suudi Arabistan'ın kasasında duracağına o para Merkez Bankası'nın kasasında duracak ki Türkiye maaşlarını ödemeye devam edebilsin. Ve yerli milli dış politika böylece devam etsin. Yani inanılmaz. Az önce şeyi paylaştılar arkadaşlar. Misvak diye bir karikatür dergisi var. Bu İslamcı çevreden işte onlar bütün bizim bu rezalet tablosu içinden böyle şeyler çıkarıyorlar. Bir gece ansızın gelebiliriz. Büyük Türkiye Osmanlı sınırlarını çiziyor falan. Yani inanılmaz diyorum yani sanki siyah beyaz gibi bir şeyden bahsediyor. Ya biz gerçeklerden koptuk. Hayal aleminde yaşıyoruz. Yani deminden beri konuştuğum meselelerin gerçekle alakası yok. Ya da bu insanlar hakikaten başka bir alemde yaşıyorlar. Hangimiz başka bir alemde yaşıyoruz. Hocam. Şimdi bu Misvak karikatür dergisinin yayınlamış olduğu bu harita ve karikatür, Erdoğan karikatürü tarihe geçecek. Yani yarın bir gün tarih kitaplarında bunu göreceğiz. Dalga geçilirken bu dönemle bunu göreceğiz. Ben olsam bu karikatürün karşısına şu karikatürü koyarım. Karikatür değil, hayatın gerçek ve enstantanesi ama bu karikatürden daha dramatik aslında. O da şu: süpermarkette bulaşık deterjanı olan o tabletler var ya, o tabletlerin kutu olarak satılır onlar, biliyorsunuz. İçinde işte onlarca, hatta 100'e yakın Evet. olur. O tabletler 600 lira olmuş. 600 lira. Bakın, 600 lira. Şimdi başka bir karikatür söyleyeyim ben size, bu Misvak denilen paçavradan çok daha güzel bir karikatür. O da şu: diş macunu. Bakın onu bırakın. Nutella var ya, Nutella bildiğiniz işte Ferrero firmasının yaptığı, Almanya'da üretilen fındık ezmesi, fındık ezmesi. Her yerde bilinen bir şey. Nutella ben Türkiye'deyken 7-8 liraydı. 200 lira şu anda. 200 lira. 200 lira ya. Ya Ve şimdi bunları adam şey hayal koyuyorlar hocam bunlar aleminde. biliyorsun zincirli kilitli şeylerde artık koruyorlar bunları Evet. marketlerde. Ya çok özür dileyerek söylüyorum bizi izleyenlerden. Gerçi özür dilemeye gerek yok. Ayıp bir şey de değil. Ya kadın hijyeniyle alakalı olan
ünite birimler tekil olarak satılıyor. Yani paketiyle değil, tek tek satıyorlar kadınlara. Ya bu, yani her iki kişiden bir tanesi kadın ya. Her iki kişiden biri bunu kullanmak zorunda. Ya bunu insanlar alamıyorlarsa bu çok kötü bir şey. Anneannelerinin dönemindeki gibi mi yaşasın insanlar? Çocuk bezi alamıyorlar insanlar. Çocuk mamaları dediğiniz gibi kilit Maalesef. altında, bakın o çocuk mamaları. Yani insanlar mesela bebeğini eğer emziremiyorsa anne, o çocuk mamasını alıp onu suyla karıştırıp onu bebeğine vermesi lazım. İkimiz de babayız, geçmişizdir o dönemlerden. Yani kucağımızda az beslemedik çocukları o bebek mamalarıyla. Onu alamayan bir baba, onu alamayan bir anne ne yapsın? Şimdi adam burada harita çizmiş. Haritada Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak genişliğinden daha fazla toprak genişliği koymuş haritaya. Ortasına da böyle garip bir Recep Tayyip Erdoğan koymuş. Koskoca kellesi olan, gerçi kafası büyük zaten ama içinedir bilemiyorum. Onu koymuş ortaya. Ya bunu yayınlamaya insan korkar ya. Yani der ki kardeşim bu çok ayıp bir şey, bunu yapmak çok ayıp. Yani Müslüman kardeşlerimiz diye baktıkları toprakları da o emperyal haritanın içine yerleştirmiş. Ya bu nasıl bir mantalite? Bunlar psikopat Hamit Bey. Ya böyle bir haritayı düşünebiliyor musunuz? İngiltere, British Empire'ın en geniş sınırlarında olan dönemle ilgili böyle bir harita koysa mesela bir yerde, insanlar da bunu böyle çok büyük bir övgüyle izleseler. Ya da ne bileyim Portekiz İmparatorluğu veya işte ne bileyim İspanyol İmparatorluğu veya İtalyanlar deseler ki ya Roma İmparatorluğu dünyanın en büyük imparatorluğuydu. Bugünkü Moğolistan dese ki ya aslında bizim Moğol İmparatorluğu da çok büyüktü falan. Bu haritaları yayınlayalım biz. Ya Hocam şey bu onu haritalar karın doyurmuyor yani. Onu demek istiyorum. yani Suudi Arabistan prensi şimdi bu haritayı görse acaba o 5 milyon 5 milyar doları vermekten vazgeçmez mi? Ya da Sisi ne der acaba bu haritaya? İnanılmaz, Evet. inanılmaz. Ama hakikaten şeyin Hicaz karar bölgesi veremedik içinde değil mi haritanın? hocam. Hicaz bölgesini Tabii, koymuşlar tabii. değil mi? Mekke, Tabii Medine falan, hepsi. onlar yani Hepsi dahil haritaya. onlar. Bravo. Hepsi içinde. Yani ama şeye karar veremedik hocam. Yani biz mi başka bir alemde yaşıyoruz yoksa bunlar mı başka bir alemde yaşıyor? Yani hakikaten ben bazen kendimden şüpheleniyorum. Acaba diyorum ya gerçekten her şey çok iyi gidiyor da biz mi şey yapıyoruz? Yani bu dönüşleri, bu yüzsüzlükler, işte bir terör saldırısında hayatını kaybetmiş bir insanından bahsederken arkasından sandığı da unutmayın falan lafları. Yani acaba diyorum bunlar normal şeyler de biz mi anormal hale geldik de bunları tuhaf görüyoruz. Yani o kadar bazen kendimi zorluyorum yani. Gerçekten bir şey mi yani bir rüya mı böyle bir kabus mu görüyoruz? Bazen de onu düşünüyorum. Normal olamaz yani. Bir Milli Eğitim Bakan Yardımcısı öyle açıklama yapamaz. Bir Cumhurbaşkanı böyle konuşamaz. İşte bir tane Cübbeli'nin açıklaması var biliyorsun. O da meclis şeyden konuşuyor. Vaaz kürsüsünden konuşuyor. Hayat pahalılığı çok kötü ama diyor iyi fahişelerin fiyatları da pahalı diyor. Onun için insanlar şey yapacak. Uzak duracaklar. Yani şimdi baktığın zaman biri Cumhurbaşkanı, birisi din adamı, birisi Milli Eğitim'de ne bileyim bakan yardımcısı falan. Yani ve bunlara şey olarak ek olarak az önce konuştuğumuz konuda Ahmet Hakan bu döneme çok yakışan gazeteci, Hürriyet gazetesinin yayın yönetmeni sıfatını taşıyor. Diyor ki ya Sisi ile Esad'la dün barışılsın diyenler bugün çıkmışlar süper bir asap bozukluğu yaşıyorlar. Anlayamıyorum diyor. Yani bu Ahmet Hakan aslında Ahmet Hakan gibi olmak varmış Efe Hocam. Böyle her türlü bu konuştuğumuz rezaletleri falan mutlaka bir olumlu tarafını bulup bunu rezilleri değil de kendini rezillere itiraz edenleri suçlamayı beceriyor adam yani baksanıza. Diyor ki dün Sisi ile Esad'la barışılsın diyordunuz. Bugün bunu yapan bir adama niye karşı çıkıyorsunuz? Şimdi Don Kişotluk yaptık. Don Kişotluk yapmak biraz iyi bir şeydir. Niye? Yel değirmenleriyle savaşıyoruz aslında. Yani bu kötü bir şey değil. Yani ileride çocuklarımız, torunlarımız falan diyecekler ki ya işte babamız ya da dedemiz koskoca bir ülkeye karşı boyun eğmemiş ve doğrunun ve hakkın ve adaletin yanında yer almış. Bundan daha büyük bir ödül yok. Ama şimdi dediğiniz doğru. Yani boyun eğmiş olsaydık veya bu adamların dediklerini kabul etmiş, bunların dümen suyunda gitmiş olsaydık,
Siz bugün gene Türkiye'de çok büyük bir gazetenin en kötü ihtimalle genel yayın yönetmeniydiniz. Ben Türkiye'deki büyük üniversitelerden bir tanesinin rektörüydüm. Veya işte ne bileyim Var. başka insanlar bir yerde bakan yardımcısıydı, belki Evet. bakandı, milletvekiliydi falan. İyi bir yerlerde. Şimdi Türkiye insanı şöyledir bakın. Ben bunu kendi ailemden de çok gördüğüm için. İnsanlar bir gayret ederler, bir şey yapmaya çalışırlar. Mesela ben doktora yapıyordum vakti zamanında. Bitince ne çıkacaksın? Bitince ne çıkacaksın? Ya işte kaç sene oldu bak hala çalışmıyorsun. Hala işte bu işlerle uğraşıyorsun. Bak arkadaşların şöyle oldu böyle oldu. Evet. Türk insanı sonuca bakar. Sonuçtan da şunu anlar. Ekonomik anlamda hayatını nereye getirdin? Ve ekonomik anlamda bir yerlere gelebilmek için de başını emme basma tulumba gibi sallamak genel kabul görür. Bu da bizim kültürümüzdür. Yani büyükler ne diyorsa onu yapacaksın. Çok göze batmayacaksın. Görev adamı olacaksın. Vakitsiz ötmeyeceksin. Yani bunların böyle bir sürü altyapısı var Türkiye'deki Evet. kültürde. Bize bunlar öğretildi. Şimdi siz ben muhtemelen bunları iyi öğrenmemiş olacağız ki bugün bulunduğumuz yerlerdeyiz. Ama ben diyorum ki iyi ki de iyi öğrenmemişiz. Çünkü bir şeylerin değişmesi lazım. Yani bunun değişmesi lazım ya. Çünkü bu insanları mutsuz Evet. ediyor, bu insanları fakir ediyor, bu insanları özgürleştirmiyor. Özgür olmak istiyorsak, zenginleşmek istiyorsak, hayat şartlarımızın iyileşmesini istiyorsak, çocuklarımız daha iyi eğitim alsın istiyorsak, daha fazla güvende yaşamak istiyorsak, daha çok mutlu olmak istiyorsak, Türkiye'yi dönüştürmemiz ve değiştirmemiz lazım. Bu böyle gidemez yani. Evet, yani maalesef işte Ahmet Hakan bu devrin gazetecisi diyor ki kardeşim Sisi'yle Esat'la barışmasında ne problem var? Varank bu dönemin bakanı, hatta teknoloji bilim bakanı Efe Hocam, onun da çok çarpıcı bir açıklaması var. Yani çarpıcı demek doğru bir şey değil gerçi de. Diyor ki üniversitelerin ideolojilerin arka bahçesi olmaktan çıkardık, özgürleştirdik. Yani başka bir alemden haberler gibi ya. İnanamıyorum hocam. Ya 20 tane üniversiteyi kapatmış 7 bin akademisyeni ki bu 12 Eylül'ün belki binlerce katı yani. 12 Eylül hep konuşur ya akademisyenlere falan Evet. atmışlar falan. Onlar da çoğu iade edilmiştir sonrasında. 140'lar diye bilinir biliyorsunuz. Evet. 7 binden fazla akademisyeni hapse atmış, sokağa atmış, binlerce öğretmeni hapse ya da sokağa atmış, bir utanmazlık çıkıp bu açıklamayı yapabiliyor. Yani hakikaten bambaşka bir alemde yaşıyor bu insanlar. Bunlara inananlara Şimdi hakikaten ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Şaşırıyorum en azından. bu Varank'ın açıklamasının olduğu gün ironik bir olay oldu. O da şu, Türkiye'nin en büyük ve en eski üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'nin bir fakültesinde, basın yayın fakültesinde, basın yayın yüksek okulunda bir grup ülkücü öğrenci 4-5 tane solcu öğrenciyi veya Kürt öğrenciyi, aralarında kadın öğrenciler de var, sıkıştırdılar ve tekme, tokat, yumruk videosu var yani. Bakın adamın dediği gün adam ne diyor? Bu koskoca işte devletin bakanı Varank Efendi diyor ki biz üniversiteleri ideolojilerin arka bahçesi olmaktan kurtardık. Ulan siz üniversiteleri ideolojilerin arka bahçesi olmaktan kurtarmayı bırakın. Üniversiteleri ideolojilerin endoktrinizasyon merkezine, hatta en faşist Ya. ideolojilerin en çok desteklendiği endoktrinizasyon merkezine çevirdiniz. Siz üniversiteleri mahvettiniz. Yani üniversitelerde farklı düşünen, alternatif düşünen, eleştirel düşünen bütün insanları baltaladınız. Barış akademisyenlerini mahvettiniz. Cemaatçi dediniz, işte bilmem ne dediniz, insanlara kulp taktınız. Bakın 8 bin akademisyeni hukuksuz bir şekilde 1402 sayılı yasaya aykırı bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal çerçevesine aykırı bir şekilde bir gecede kanun hükmünde kararnamelerle yok hükmünde olan kanun hükmünde kararnameler temelinde işlerinden attınız. Ya siz şerefsizsiniz ya. Bunu söyleyen şerefsizdir. Bakın bunu söyleyen sadece akıl hastası değildir, ruh hastası değildir. Bunu söyleyen sadece manipülatif değildir. Bunu söyleyen sadece yalancı değildir. Bunu söyleyen şerefsizdir. Çünkü şerefli olan bir insan susar en azından. Bunlar oluyorsa illa o alacağın bakan maaşına ve o illa alacağın bakan avantajlarına bu kadar
gerek duyuyorsan en azından sus kardeşim, sus. Yani en azından bunları söyleyip kendini daha fazla rezil etme. Çünkü rezil, rüsva oluyorsun bunları söyleyerek. Maalesef. Şimdi şunu söylemeden geçemeyeceğim ya. Ya Türkiye'de üniversite hiç bu kadar kötü bir durumda olmadı. Siz dediniz ya 12 Eylül. 12 Eylül'de 1400, bakın 12 Eylül'de 1402'lik olup üniversiteden atılanların sayısı iki haneli rakam. Üç haneli rakam değil. İki haneli, yani 100'e yakın, yani 80 küsür kişi üniversitelerden atıldı, ilişiği kesildi. Onlarla beraber başka insanların da atıldı ama üniversite camiası böyle. Bu ilişiği kesilen, bakın bu olaylar 1980 darbesinde oluyor. Darbeden sonra oluyor bu. Darbe bile bu atılan profesörleri işten attıktan sonra bunların özlük haklarını veriyor. Özlük haklarını kesmiyor bunların. Yani emekliliği ise emekliliğini veriyor, maaşı ise maaşını veriyor. Yani üniversiteden atıyor ama üniversiteden atıyorum ben seni ama haklarını veriyorum diyor bak. Darbe dönemi. Bunun dışında bunların karısıyla, eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, annesiyle, babasıyla falan Uğraşmıyor. 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 Ya. Mesela adamın diyelim ki profesör eğer erkekse, karısı diyelim ki başka bir yerde çalışıyor, başka bir üniversitede veya başka bir devlet biriminde çalışıyor. Kadın işine devam ediyor. Diyelim ki bir oğlu ya da kızı var, askeri okulda öğrenci, hiç ona dokunulmuyor. Gayet normal hayatına devam ediyor. Lojmanda kalıyorlarsa lojmanda kalmaya devam ediyorlar. Pasaportları var bakın. Pasaportlarıyla dünyanın istedikleri ülkesine seyahat edip orada üniversite hocalığı yapabiliyorlar. Bugün yaşadığımız drama bakar mısınız? Üç haneli rakam bile olmayan bir takibatı biz on yıllarca üniversitelerde utanç vesikası olarak anlattık derslerde. Bugün 8.000 kişi, yani 100 katından daha fazla, belki Ya. 700 katı, 800 katı misliyle yapılmış bu. Ya bunu söyleyen bakan şerefsizdir derken ben boşuna söylemiyorum. Bu bir hakaret değil. Ya benim hakkımda diyelim ki hakaret davası açsa, hakimin karşısında ben bunun şerefli bir davranış olmadığını ispat edebilirim 3-5 cümleyle. Çünkü bunu bilmiyor değil bu bakan, anlatabiliyor muyum? Bunlar bunu bilerek yapıyorlar, isteyerek yaptılar. Türkiye üniversitelerinin ırzına geçirttiler, mahvettiler. Bakın bu toparlanmayı ben bir akademisyen olarak söyleyeyim. Bugün düğmeye basılsa ve çok düzgün bir iktidar gelse, biz bunu düzelteceğiz diye girişimde bulunsa en az 10 sene sürer. Şeyden önceki, yani 2016 seviyesinde geri getirebilmek en az 10 sene sürer Ya Hamit Bey. Yazık değil mi bu hocam topluma? ne kadar trajik, ne kadar dramatik ki yani 12 Eylül'ü bile sempatik hale getirdiler yani. O kadar zulümde ölçüyü aştılar, o kadar insanlıktan, hukuktan, ahlaktan koptular ki yani bir insanı görevden atıyorlar suçsuz yere. Sonra onun eşine, çocuğuna, şuna buna da karışmaktan maalesef utanmıyorlar. Bu arada yani bizi izleyenler bir kısmı belki abarttığımızı falan düşünebilir. Şimdi bir gerçeği paylaşayım. Yani Türkiye nasıl? Yani 2022 Türkiye'si nasıl? Görmeniz açısından belki başka bir kare, başka bir açı. Biliyorsunuz AKP saflarında siyaset yapan Ali Babacan diye bir siyasetçi vardı. Ekonomi alanında parlak bir isimdi. Geçmişi de çok parlak. ODTÜ birincilikle falan bitirmiş biri. Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde beraber seyahatlerimiz falan da oldu Ali Babacan'la. Şimdi Ali Babacan bir parti kurdu, Deva Partisi diye ve bir programlar hazırlıyorlar. Yani Türkiye'de önümüzdeki dönemde ne olur ne biter diye. Herhangi bir muhalefet partisi gibi bunu da duyurmak istiyorlar kamuoyuna. İlanlar vererek, işte yayınlar yaparak falan. En son ilanlarını, Ali Babacan'ın açıklamasını aktarıyorum. Bir ilan hazırlamışlar fakat yayınlayacak medya kurumu bulamamışlar. Şimdi TRT, Demirören, Doğuş, Turkuaz, Acun Medya, ATV, A Haber yani aklınıza gelen Türkiye'de şu anda hala meşru olarak izlenen kanalların hiçbirisi bunu yayınlamayı kabul etmemişler. Yani böyle bir Türkiye'de yaşanıyor. 23'e 2023 seçimlerine böyle bir ortamda gidiliyor. Yani ben tabii hem vatandaşların bu manzarayı görmesi açısından, bizi izleyenlerin de bu manzarayı görmesi açısından söylüyorum ama Deva Partisi'ne de ufak bir sözüm var. Şimdi Deva Partisi gerçekten kınıyorum yani böyle bir muameleyle karşı karşıya kalmış olması Ali Babacan'ın ve partisinin. Herhangi parti, her parti meşru bir şekilde siyaset yaptıkça şeydir yani aziz bilinmesi lazım.
saygı duyulması lazım. Hukuk çerçevesinin haklarını kullanması lazım. Fakat Türkiye'de bu mümkün değil. Bir ilanını bile yayınlayamıyorsunuz. Fakat Deva Partisi'nde şunu söyleyen bütün muhalefete de bu arada. Yani Türkiye'de şu anda hapishanede gazeteciler var. 200'den fazla medya kurumu KHK'larla kapatılmış durumda. Bunlardan biri benim çalıştığım Cihan Haber Ajansı, Zaman Gazetesi, Aksiyon Dergisi. Samanyolu 16 kanalıyla bunlar içinde. Bugün TV, Kanal Türk bunlar içinde. Bir sürü başka kanallar var. Ya bunların açılmasına dönük bir çalışmanız var mı? Ey Ali Babacan. Ve bu hapisteki gazetecinin özgürlüğü için ne yapıyorsunuz? Niye bunu sürekli gündemde tutmuyorsunuz? Yani bu konularda bir çalışma yapılmazsa, şimdi bile en azından bir teklif gündeme getirilmezse bu Türkiye nasıl değişecek? Yani yoksa bunlar yani 2023'te seçimi kazansa bile bu gazeteler, bu ajanslar, bu televizyonlar hala kapalı olarak mı kalacak? Yani ve bunu insanlar sizi bu şekilde yasak getiriyorlarsa insanlara nasıl ulaşmayı düşünüyorsunuz? Yani nasıl bu badire aşılacak, nasıl atlatılacak? Çok merak ediyorum. Yani Ali Babacan'ın partisi KHK ile kapatılan medya kurumlarıyla ilgili bir rapor yayınladı mı? Gördünüz mü bilmiyorum Efe Hocam siz. Görmedim. Böyle bir çalışmaları var mı? Görmedim. Yok. Ve yani bildiğim kadarıyla yok. Ben kamuoyuyla paylaşırlar da olsaydı zaten. Çünkü çok önemli bir seçmen kitlesi var KHK'lı olan ve zannediyorum onların oylarını almayı da isteyeceklerdir. Dolayısıyla hani böyle bir çalışmalar olsa muhtemelen görürdük bugüne kadar sosyal medyadan. Benim de takip ettiğim KHK platformları var. Onları da gayet yakinen takip ettiğim için öyle bir şey olsa onlar paylaşmış olurdu. Fakat Sayın Babacan'ın ve partisinin inandırıcılığı açısından ciddi başka soru işaretleri de var. Hani şimdi ben diplomatik konuşmayacağım çünkü beni izleyen insanlar da biliyorlar. Benim en önemli özelliğim ağzımdaki baklayı çıkarırım. Yani öyle uzatıp diplomasi yapmam. Şöyle söyleyeyim ben. Şimdi Ali Babacan inandırıcı bir muhalefet lideri olmak istiyorsa önce işe öz eleştiriyle başlayacak. Öz eleştiriyle başlamadı bakın. Yani gayet güzel bir profil. Ben Ali Babacan'ı baktığım zaman işte genç, dinamik, ekonomiden anlayan, eli yüzü düzgün bir siyasetçi olarak görüyorum. Ama Ali Babacan'ı bilen bir insan olarak da, onun kariyerini takip etmiş bir insan olarak da şunu biliyorum ki, kendisi 2013 senesinde 17 Aralık, 25 Aralık skandalı olduğu zaman ekonomiden sorumlu ve başbakan yardımcılığı konumunda olan bir adamdı. Yani dolayısıyla bu Reza Zerraplar, Babek Zencaniler, bu Halkbank Genel Müdürü, efendim işte bilmem kim, ayakkabı kutularından çıkan paralar, bakan çocuklarının, bakanların evinden çıkan 3-5 tane para sayma makineleri, nakit paralar, Egemen Bağış'a gönderilen çikolata kaplarının içindeki paralar, rüşvetler. Ya bunları bilmemesine imkan var mı Hamit Bey? Bakın siz çok önemli bir konumdaydınız. Yani koskoca bir gazetenin genel yayın yönetmeniydiniz. Bunları biz biliyoruz. Bunları nereden biliyoruz? Açık kaynaklardan, paylaşılan açık kaynaklardan öğrendik kanalizasyon patlayınca. Fakat kendisi Ali Babacan beyefendi karar alıcı pozisyondaydı. Bakın bunu biliyorsa korkunç bir olay zaten. Hayır bilmiyorduysa da bu görevi ihmalle alakalı korkunç bir olay. Yani bilmiyorsa ayrı bir terane, biliyorduysa çok daha büyük bir terane. Ben kendisinden şunu bekliyorum. Yani basit, Türkiye halen hasbelkader bu komik devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olan gariban Efe Çaman olarak şunu bekliyorum. Çık kardeşim, çık Ali'cim, çık, açıkla, de ki bak ben bakanken bunları bilmiyordum, çok büyük bir kabahattir bu, özür diliyorum. Ya da biliyordum, açıklayamadım çünkü işte beni tehdit ettiler. Ya da ne bileyim, biliyordum, açıklayamadım çünkü siyasi kariyerimi düşündüm, büyük bir ayıptır. Bunun hatalı olduğunu düşünüyorum, şimdi bildiğim her şeyi anlatacağım. Yazılı olarak da bunu yapacağım. Savcılıklara da suç duyurusunda bulunacağım. Gerekirse ben de bunun cezai müeyyidesi neyse göğüslemeye hazırım çünkü önemli olan Türkiye'nin ileri gitmesidir. Şimdi bak sen eğer sen kendine güvenilmesini istiyorsan bunu böyle yapacaksın. Yoksa siyaseti herkes yapar. Benim anneannem de siyaset yapar. Eğer siyaset buysa. Siyaseti yapabilmen için inandırıcı olman lazım. İnandırıcı olmak gibi bir derdin yoksa çıkıp böyle sadece bir maslahat olarak, idareyi bir maslahat olarak bunu yapıyorsan o zaman senin Erdoğan'dan bir farkın yok. Çünkü Erdoğan belki en büyük mesulüydü bu yapılanların ama sen de o gemide kaptan olmasan bile ikinci, üçüncü kaptan konumunda çok önemli bir noktadaydın arkadaş. E şimdi gemi kayalıklara vurdu, sen sırf öbür kaptanı suçluyorsun.
İyi de sen de gemide mürettebe attın. Çok önemli bir karar alıcı pozisyondaydın. Sen niye yaptığın hatayı eleştirmiyorsun yani? Evet, Yani bu yani çok önemli bu. samimi bir yüzleşme olmadığı için işte aslında bunu kendilerinin de görmesi lazım. Yani hem Davutoğlu'nun hem Babacan'ın. Yani seçmen Ümit Özdağ ki çok daha tuhaf şeyler öneriyor. Yani demokratik açıdan tuhaf anlamında söylüyorum. Hukuk açıdan tuhaf olduğu için söylüyorum. Daha inandırıcı buluyor ve daha yüksek oy çıkıyor anketlerde. Hocam herhalde bunu kendileri de görüyorlardır. Yani Babacan'ın Evet. kalibresi, geçmişi, ekonomi tecrübesi ve ekonomik krizi bakarsan aslında inandırıcılık meselesini aşmış olsa bir anda parlayacak bir isim. Olmasına hiçbir engel yok. Öyle değil mi? Yani ekonomik Şimdi krizde bu da ekonomiyi bilen bir isim. Demek ki bu inandırıcılık sorununu gerçekten ne kadar ciddi olduğunu yani Türkiye'deki her şeye rağmen bu kadar tek yanlı medyaya falan rağmen insanlar görüyor ve bu şeyi aşamıyor. Yani diyor ki sen bir dönem bunların ortağıydın. Bununla yüzleşmen lazım. Özür dilemen lazım. Ve ne biliyorsan söylemen lazım. Bu kadar. tek şeyi söyleyeceğim. Ya ben Ümit Özdağ ideolojik olarak yani kendisine 180 derece uzakta olan bir noktadayım. İdeolojik dünya görüşü falan açısından. Fakat yiğidi öldür hakkını teslim et. Ümit Özdağ temiz bir adam ya geçmiş açısından. Ümit Özdağ'ın ben hiçbir şaibesini görmedim, okumadım bir yerde. Ümit Özdağ'ın şaibe yapacak bir pozisyonu da yok. Çünkü adam iktidara ortak olmuş bir adam değil daha önceden hayatında zaten. Ümit Özdağ bir muhalefet lideri. Ama beğenirsiniz ama beğenmezsiniz. İster işte Nazi muhalefeti dersiniz, ister aşırı uç dersiniz, ister aşırı sağ popülist dersiniz. Önemli değil bu. Yani eğer kriter temizlikse, siyasi anlamdaki temiz geçmiş anlamında bir temizlikse, Ümit Özdağ ile Ali Babacan'ı yan yana koyduğunuzda Ümit Özdağ pırıl pırıl parlıyor. Ali Babacan o konumda değil. Kusura bakmasın kimse. Yani şey anlamında söylemiyorum tekrar. Yani aman Ümit Özdağ'a oy verin anlamında ya da Ali Babacan'a oy vermeyin anlamında söylemiyorum. Ama bu görünen bir durum yani. Bir durum tespiti bu. Anlatabiliyor muyum? O yüzden diyorum Ali Babacan değerli bir insan ama Ali Babacan'ın öz eleştiri yapması lazım. Öz eleştiri. Partisinin inandırıcılık problemi var. İnsanlar şöyle bakıyorlar. AKP'nin istepnesi bu parti diye bakıyorlar. Yani AKP partisinden türemiş ama sen kendin AKP'den ayrılmışsın. Bugün taban tabana ona zıt deklarasyonlar, açıklamalar yapıyorsun. Erdoğan'a tükaka diyorsun. Ya kardeşim daha düne kadar yani senin affedersin imza attığın belgelerdeki imzalar kurumamış daha. Yani sen neye dayanarak böyle bu kadar katı muhalefet yapabiliyorsun demeyecek mi insanlar sana yani? Ve bunu diyorlar hani insanların bir feraseti var. Oy veren adam Evet. diyor ki ya oy vereceğim ama diyor yani bu adam da bunlardan birisi diyor yani. Onu Evet, yani ikna etmesi lazım. o samimi yüzleşmeyi görmeyince insanlar mesafeli duruyor. Ne kadar parlak olduğunu görseler de aman diyorlar uzak kalsın. Yani şeylere baktığımız zaman, anketlere baktığımızda ortaya çıkan tablo bu. Fakat bu reklamların yani Deva Partisi'nin reklamlarını yayınlayacak bir televizyon bulunamaması aslında muhalefetin ayağa kalkması gereken bir konu. Yani her gün bunu gündem yapmaları lazım. Sadece Deva. Hani Deva mesela reklamını yayınlayamamış. Ben CHP liderinden duymuyorum böyle bir şey. İyi Parti'den duymuyorum. Ya bunlar bu televizyonlara çıkmayı mesela durdurmaları lazım. Şimdi NTV Deva Partisi'nin şeyini yayınlamıyor. CNN Türk yayınlamıyor. Kanal D yayınlamıyor. Fakat bizim CHP, İyi Parti şu bu. Muhalefet, HDP. HDP zaten hepsi ambargolular da baştan beri. Diğerleri bir şey yokmuş gibi devam ediyor. Yani böyle bir şey olmaz ki. Bu bir numaralı gündem yapmanız lazım ve inandırıcı olmanız için şu anda ses susturulmuş gazetecileri bir kere anmanız lazım ya. Yani Mustafa Ünal'ı bir kere zikretmeniz lazım. Demeniz lazım ki ya Mustafa Ünal suçu ne? Zaman Gazetesi'nin eski Ankara temsilcisi. Ne bileyim Şimdi Hamit bir Bey. sürü bir sürü isim var. Yani eğer samimiyseniz bir kere hep beraber ayağa kalkmanız lazım. Ya bir muhalefet partisinin reklamı onlarca televizyon tarafından reddediliyor. Ve siz muhalefet olarak bunu böyle sinenize çekiyorsunuz. Ya 2023'e gidiliyor. Bu şartlarda seçime mi gidilir? Yeri göğü Ya öyle inletmeniz diyorsunuz lazım. da. Hapisteki Selahattin Demirtaş Ha. için yeri göğü inletmeniz lazım. Ya bu İşte onu sizin diyecektim ben de meslektaşınız. şimdi. Ya sizin Onu meslektaşınız diyecektim. bu. Yani Ya maalesef, bu maalesef. yani reklamı geçtik. Reklamı geçtik. Ya
Selahattin Demirtaş 6 senedir, 5-6 senedir hapiste. 10 Kürt milletvekili, belediye başkanları. Ya insan o parti bu parti bakmadan en azından hayatta kalma refleksleriyle, ya bugün bunlara bunu yapanlar yarın bize de bunu yapabilir diyecek kadar siyasi stratejiyle gidip, ya biz bunların arkasındayız siyaseten değil ama uğradıkları bir haksızlıktır, bir anayasal haksızlığa uğruyorlar demeleri gerekirdi. Yapmadılar bunu Hamit Bey. Ve bakın bunu Maalesef. yapmayan adam bugün kendi gazetesi, yani kendi partisinin ilanları veya işte demeçleri bilmem ne gazetelerinde yayınlanmıyor diye şikayet de edemez o zaman ama. Ya anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle başa böyle tıraş diye bir laf vardır bizim kültürümüzde yani. Böyle başa böyle tıraş arkadaş. Böyle rejime, bak böyle rejimde muhalefet partilerine böyle muamele. Ya ben Erdoğan'ı suçlamıyorum burada. Erdoğan diktatörün yapması gerekenleri yapıyor. Kitabına göre. Bakın hatta kitabı ben burada yanımda kitap. Göstereyim şu. Heh, bakın. Kitap bu. Bakın. Kitap şöyle koyayım. Diktatörün el kitabı. El kitabı diktatörün. Diktatör el kitabına göre hareket ediyor Erdoğan. Fakat karşısındaki muhalefet, çok özür dilerim, bu kadar dümura uğramış bir şekilde hareket ederse bunu hak ediyordur. Ya bu şuna benzer şimdi. Diktatörün Diktatörün diliyle diliyle. konuşuyor. Yani şunu söyleyeceğim. Ya şu rejimin diskurunu kırmak o kadar basit bir şey ki. Bakın ben mesela bir siyasi lider olsam bugün, herhangi bir partinin siyasi lideri olsam, toplarım A takımımı, derim ki arkadaşlar yarından itibaren ülke dışındaki olan bütün kanallarda demeçler vermekte özgürsünüz. Bu kadar. Bitti ya. Kırdınız bittidir. Bak yarın Hamit Bilici, Tarık Toros, Erkan Tufan, Can Dündar, aklınıza gelen bütün gazetecilerin bütün programlarında bu muhalefet partileri demeç vermeye başladığı anda bu rejim retorik olarak, diskur olarak çöker. Ama çökertmek istiyor musunuz siz bunu? İstemiyorsunuz. Çünkü siz bu rejimle işbirliği içerisindesiniz. Siz bu rejimin muhalefet ayağı olmayı seçiyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman rejimi yıkmayacağınızın bal gibi de farkındasınız. Siz sadece Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsunuz ama bu rejim aynen böyle devam etsin. O yetkileri biz alalım. Aynı zulmü biz devam ettirelim peşindesiniz. Böyle yaptığınız için başarılı olamayacaksınız. Halk orijinaline oy verecek 2023'te. Ben bundan eminim. Evet, çok 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 büyük bir risk, muhalefet için çok önemli bir uyarı bu. Hocam mesela basit aslında muhalefet açısından diyorsunuz ya, hani yurt dışındaki muhalif gazetecilerle konuşmaya başlasalar mesele bitecek. Gitse Kılıçdaroğlu, kardeşim ben senin dandik suçlularını kabul etmiyorum. Diyarbakır Belediye Başkanı haksız yere hapiste. Ben onu ziyaret ediyorum. Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ediyorum. İşte AKP kalktı, hiç ufak bir menfaat düşüncesiyle gitti HDP'yi ziyaret etti. Ne oldu? Yani sen bunu yapman lazım. Sen bu inisiyatifi alman lazım. Şu medya kurumlarını açacağım diyeceksin. Bu sansürü kaldıracağım, hapisteki gazetecileri özgürleştireceksin ve sadece lafta kalmayacak. 17-25'i açacağım diyeceksin, 17-25 Aralık dosyasını, yolsuzlukları. Ve onları araştıran savcıları hatırlayacaksın bir kere. Hapislere gideceksin, ziyaret edeceksin eşlerini, çocukları. Ne oldu? Siz 10 yıldır başınıza gelmeyen kalmadı. Sırf suçluyu yakaladınız, sırf hırsızı yakaladınız diye. Yani bunlar zor değil. Basit bir şey daha var. Şimdi Türkiye'de rejim kendini bu FETÖ şeyiyle inşa ediyor. Yani Evet. rejimin tuğlaları, altyapısı bu öcü üzerinden, bu ideoloji üzerinden, bu kavram üzerinden kuruluyor. İşte muhalefet hepsi ağız birliği etmişçesine bunu devam ettiriyor. Kardeşim sen Türkiye'deki Erdoğan rejiminin uydurmuş olduğu bu kavramı kullanmaya devam ederek o rejime nasıl baş edeceksin? Her söylediğin kelime, her kullandığında bunu sen etrafına bir tuğla daha koyuyorsun. Kendini hapseden rejime bir tuğla daha koyuyorsun. İşte git, Birleşmiş Milletler bu hafta bir karar verdi. Bu Bankasya, Baylak falan filan meseleyle ilgili bir kişiyi KHK ile atmışlar ve terör örgütü üyesi sayıyorlar. İsmini de söyleyeyim. Mukadder Alakuş. 7 yıl hapse mahkum edilmiş Türkiye mahkemeleri, Erdoğan mahkemeleri tarafından. Birleşmiş Milletler'e davası gitti ve oradan çıkan karar ne? Diyor ki bu kişinin terörle alakasını gösteren bir delil yok.
Baylak saçmalık, ne bileyim bankasya para yatırmak, bunlar diyor kanun, bunlar cezaların kanuniliği ilkesine aykırı, en temel meselelere aykırı, hukukun en temel ilkelerine aykırı ve 60 reddetmişler. Tazminat davası, tazminat ödeyin, hapisten çıkarın bu mağdur insanı diyorlar. Yani şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de benzer onlarca karar verdi. Birleşmiş Milletler böyle başka da karar vermişti. Ya siz Erdoğan rejimini mi esas alıyorsunuz? Yoksa demokrasiyi getireyim derken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni, Birleşmiş Milletler'e mi esas alıyorsunuz? Aslında çok yol haritası çok basit Efe Hocam. Fakat bilemiyorum yani isteksizlik mi yok? Rejime niye paydaş olmaya devam ediyorlar gerçekten anlamıyorum. Yani işte sonuç da ortada. Bir muhalefet partisi olarak ortaya çıkmasın, ilanını yayınlatacak televizyon bulamıyorsun. Yani biz haksız olsak böyle bir durumla karşı karşıya kalmazsın ya. Türkiye'de güllük gülistanlık. Hiçbir sorun yok. Biz abartıyoruz olur. İşte vaziyet ortada. Şimdi buradaki problem aslında ne biliyor musunuz? 15 Temmuz'u dizayn edenler yani kontrollü darbe olarak dizayn edip Allah'ın bir lütfu olarak kabul edip o 15 Temmuz üzerine bir diskur inşa ederek o diskuru Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tarihine başarıyla eklemleyen bu rejimin mümessilleri çok ciddi bir dizayn dehasıdır. Dizayn dehası. Bir tasarım dehası. Siyasi mühendislik dehasıdır bu yaptıkları operasyon. Çünkü bu yaptıkları operasyon sadece kendilerine güç getirmedi. Sadece rejimi değiştirmeye imkan veren bir manipülatif hamle değildi bu. Bu aynı zamanda öyle bir hamleydi ki muhalefeti de topyekün nötralize etmeye yönelik bir hamleydi. Çünkü muhalefetin önüne problemi koydular. Yenikapı'da dediler ki ya bu problemi bizim istediğimiz şekilde çözecek gibi hareket edeceksin ya da sen de ötekileştirilecek ve sistem dışına itileceksin. Orada cesaretle senin yaptığın yanlış, sen Türkiye'de darbe yapmaya çalışıyorsun. Evet 15 Temmuz yanlıştı fakat senin yapmaya çalıştığında sivil darbedir diyecek dirayeti gösteremedi muhalefet. Bunu yapmış olsaydı bugün bu konumda olmayacaklardı. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra 2006'da, 2016'da Yenikapı ruhunu kabul ettikten sonra artık lades. Yani o noktadan sonra tarihi geriye Evet. alarak tekrar bunu restore etmeleri zor. Niye? Çünkü halk bu retoriği, bu diskuru kabullendi. Halkın başka bir seçme şansı yoktu. Halk şuna bakar. Karşımızda böyle bir yorum var. Yani iktidarın yaptığı bir yorum var. Evet 15 Temmuz şöyledir, böyledir, FETÖ bilmem ne. Bir taraftan da muhalefete bakar. Muhalefet de bu yorumu kabul ediyor. Demek ki bu milli bir meseleymiş der. Sokaktaki berber, pazardaki satıcı, minibüs şoförü, hamal, ev kadını bunlar siyasi analiz yapamazlar. Bunlar kendileri bakar, aa Kılıçdaroğlu da bunu kabul etti, Akşener de bunu kabul etti, Babacan da bunu kabul etti. Erdoğan da, Bahçeli de aynı şeyi söylüyor zaten. Devletin erkanı da, bürokrasisi, askeri hepsi aynı şeyi söylüyor. Demek ki bunlar gerçekten terör örgütüymüş diye bakar. İnsanlar böyle bakınca da artık tekrar çocuk oyuncağı gibi işte bir 5 yıl 6 yıl sonra ya bu böyle değildi aslında. Bakmayın o dönemde böyle dedik ama şimdi bak biz size gerçeği açıklıyoruz dediğinde de kendini madara edeceklerini biliyorlar. Yani hatayı baştan yaptılar. Gömleğin ilk düğmesi baştan iliklenince bütün düğmeleri açıp tekrar yeniden iliklemeniz gerekiyor. Düzeltmek ancak böyle olur. Dolayısıyla ben o Evet. yüzden söylüyorum Hamit Bey çok gerçekten hani gönül istiyor ki ümit verici evet iktidar değişikliğinden sonra bu işler düzelir diyelim ama akıl, bilim, rasyonel düşünce, mantık bunları ortaya koyup veriler ışığında değerlendirdiğiniz zaman çok zor yani. Bunun olması çok zor çünkü Hocam. kendileri de bu pisliğin içine battılar Hamit Bey. Maalesef ben de yani bu hafta gördüğüm bir tablo beni de biraz daha karamsarlaştırdı. Biliyorsunuz HDP'nin Ermeni kökenli bir milletvekili var. Yani Ermeni bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Garo Paylan. O çıktı, bir konuşma yaptı. O konuşmada yani irkildim ben açıkçası. Yani rejimin üretmiş olduğu ve herkesi o kafese koyup o paranteze alıp neredeyse şey yaptığı, sıfırladığı, cezalandırdığı, zulmettiği, yüz binleri, milyonları zulmettiği o kavramı hiç sorun yok gibi kullandı ve tamamen rejimin diskuruyla. Yani Erdoğan'ın Aynen. yaptığı bir konuşmadan farkı olmayan bir konuşma yaptı. Onu görünce
Ve HDP'den yani bu kadar dışlanan, yani diyelim ki FETÖ en dışlanmış bir şeyse, yani hizmet hareketi Türkiye'de şu anda, ondan ikinci derecede dışlanmış olan da bu hareket yani, değil mi? HDP, işte Kesinlikle, Kürt kesinlikle. çizgisi. Oradan birisinin bile bunu konuşmuş olmasını gerçekten çok yadırgadım. Ve bayağı umuduma zarar verdi. Yani gelecek Aynen. Türkiye için yeni bir sayfa açılması konusunda. Aslında yol haritası çok basit. Yani biz demiyoruz ki, Efe Hocam herhalde katılıyorsunuz. Yani biz demiyoruz ki kardeşim Türkiye'de büyük bir demokratik bahar var. Fakat biz görmüyoruz bunu. Öyle değil işte, gidin dünyada bir sürü, her ülkenin demokratik seviyesini ölçen kurumlar var. Birleşmiş Milletler var, Freedom House var, Fransa'daki RSF var, medya özgürlüğünü ölçen. Bütün bunlara baktığın zaman Türkiye'deki karanlık tabloyu görüyorsunuz. Yani Türkiye'nin nasıl bir yerde olduğunu, fakat görmüyorsanız işte bakın, yani bir muhalefet partisinin ilanını yayınlamıyorlar. Yani Türkiye'deki yargı kimi suçlu buluyorsa, onu meşru kabul ediyorsanız, o zaman yarın sizi de o yargı suçlu bulup hapse tıktığında ses çıkarmayacaksınız. Yani yarın Akşener'e de aynı. Demirtaş'a bir şey yapılmışsa, Efe Hocam yanlış mıyım? Demirtaş'a Tabii, yapılmışsa kesinlikle. Kılıçdaroğlu'na da yapılabilir yani. Aynı çerçeve Aynen. içinde. Yol haritası çok basit. Fakat onun için biraz şuurlu, biraz bilinçli, biraz akıllı olmak, şöyle bir şeyden, fanusun dışına çıkmak gerekiyor. Dilerim böyle isimler de çıkar. Her şeye rağmen biz gerçekleri konuşmaya, gerçek olduğuna inandığımız şeyleri paylaşmaya devam edeceğiz. Efe Hocam, siz de her programda ve bizim programda da bunları hatırlatıyorsunuz. Dinlemek isteyen varsa, görmek isteyen varsa aslında çok zor değil. Yeter ki iyi niyet olsun, gerçekten demokrat olsun kişiler. Mutlaka doğru yol bulunacaktır. Bu arada son bir not, yani insanlar böyle öğretmenler, kermesse giden kadınlar, kermes düzenleyen kadınlar hapse atılırken bir son bir yargı haberi verelim. Yani memleketin durumunu anlama açısından 4,9 tonluk kokain Kolombiya'dan şeye, Türkiye'ye gelmek üzere hazırlanmış bir kokain yakalanıyor. Bununla ilgili 16 kişiyle ilgili soruşturma açılıyor ve hepsi tahliye ediliyor. Yani olay bu. Günün fıkrası. Bu notla bu programı da noktalayalım Efe Hocam. Tamamdır. Katkılarınız için, görüşleriniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, sizlere de çok teşekkürler. Vaktiniz için, destekleriniz için. Her şeye rağmen olumsuz şeylerin üzerinde duruyoruz. Ki olumsuzluklar ortadan kalksın. Yoksa sizi umutsuzluk aşılamak değil, umutsuzluğu büyütmek değil hedefimiz. Enseyi karartmayalım. Her şeye rağmen doğru yerde durmaya çalışalım. Mutlaka bir gün Türkiye demokrasiye, hukuka dönecektir diye inanıyorum. İnanıyoruz hocam. Değil mi? Aynı şekilde ben de ümidimiz o yönde. Ümit ediyoruz ki insanlar tekrar bu yapılan hataları değerlendirsin. Özellikle siyasiler, siyasi parti liderleri. Hiçbir şey için çok geç değil. Bugün hep beraber el ele tutuşup Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etseler, bir 100 bin kişi toplansa orada Edirne'de, bunlar özgürlük, özgürlük diye haykırmaya başlasalar yer yerinden oynar. Bunun olabilme Evet. imkanı var hala. Ümidimizi kaybetmiyoruz o yüzden. Evet, değerli izleyiciler, yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, selamlar.